Film yıldızı Hulusi Kentmen'le konuşuyoruz. Evet, filmle, sinemayla tanışmanız kaç yıl, kaç film oldu? Herhalde 500'e yaklaştı. 500'e Veya yaklaştı. alt geçti, evet. Bunların da birçoğunda siz böyle zengin, milyarder, trilyoner, fabrikatör, sert. Evet. Yani zengin görüntülü fakir adam. Neden? Öyle. Hiç öyle bir rol çevirdikten sonra bir sıkıntı oldu mu? Aa, tabii, olmaz mı? Nasıl? Efendim, gene böyle bir milyoner filmi çeviriyordum. Kısırkaya'da, plajda. İstanbul Kilyos tarafı. Kilyos'ta, evet. Ben para cüzdanımı film giysilerinin cebinde bırakmışım. Arkadaşlar da gitmişler. Ben Kısırkaya'dan Kilyos'a kadar 8 kilometre yayan yürüdüm, o milyoner adam. Milyoner Evet, fabrikatör. fabrikatör. Evet. Şimdi televizyonda eski filmlerinizi seyrederken ne hissediyorsunuz? Valla eski filmlerimi seyrederken daha ziyade eleştiriyorum, kendimi eleştiriyorum. Evet. Efendim, film tekniğini eleştiriyorum. Bu imkanları veriyor bana. Mesela diyorum ki, bak şurada daha iyi hareket edebilirdim. Bak şurada gülmem lazımdı. Şurada Tarık Akan'a daha kuvvetli bir tokat atmak imkanım varmış da acaba niye atmadım falan Ama diye. atmıyorsunuz, siz özel yaşamda yumuşaksınız. Evlisiniz. Evliyim, evliyim. Kaç yıl? 42 yıllık 42 evliyim, yıl. evet. Eşinizle birbirinize ne diye hitap edersiniz? Valla ben ona tonton diye hitap ederim. Fakat bu artık onun ismini dahi unutturdu. Çünkü bütün konu komşu herkes tonton diye hitap ediyor. Bana da baba derler. Size baba Baba derler, derler. dede derler. Dede derler, evet. Kızmazsınız tabii bu gibi deyimlere. Babaya alıştık, ona kızmıyorum. Abi. Dedeye de fena. Abi tabii, en güzeli. Abi. Fakat ara sıra amca diyenler de oluyor. O amcaya nedense kızıyorum. Buna Sen de kızıyorsunuz. kızarsın biraz. Amca deyimi insana biraz hani yaşlılık hissi veriyor. Baba da bir baba yani hava var. Baba da bir babacanlık ifadesi oluyor. O pek dokunmuyor da amca. Evet, peki televizyonun sinemaya güçlü bir rakip olduğuna inanıyor musunuz? Ne dersiniz? Güçlü rakip olduğunu iddia edemeyeceğim ama televizyonun sinemaya iki yönde etkisi oldu. Bir iyi yönde, bir de kötü yönde. Sinema seyircisini televizyon ekranlarının başına çekti. Bu kötü yönesi, kötü yönü. İyi yönü de filmciler televizyon ekranının başından seyirciyi koparıp tekrar sinemaya getirebilmek için daha kaliteli film yapma çabasına girdiler ve filmler daha kaliteli olmaya başladı. Bu bakımdan hani televizyona birçok Evet. şeyler borçluyuz. Evet. Evet, şimdi biz Sayın Hulusi Kentmen az önce vaat ettik. Semahat Özden'sesin bir bestesini daha sunmasını kendisinden rica edeceğiz. Biz biraz sonra tekrar beraber olacağız. Evet, Semahat Özden'sesi dinliyoruz tekrar. See?
Değerli seyirciler, sevgili Hulusi Kentmen'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Bu kez müzikli söyleşi yapacağız, müzikli konuşacağız. Filmlerde hiç şarkı söylediniz miydi? Hayır. Ama televizyonda keman çaldınız. Evet. Eğlence programında. Evet. Seyircilerimizin de belki tamamı Hulusi Kentmen kemanı eline aldı, çalar gibi yapıyor dediler. Evet. Şimdi bunun böyle olmadığını ispat edeceğiz. Ve üstelik zor bir müzik türünde. Evet, şimdi kemani Hulusi Kentmen'i dinliyoruz. Sağ olun, elinize sağlık. Böylece bir güzel yeteneğinizi daha seyircilere göstermiş oldunuz Sayın Kentmen. Hulusi Kentmen filmlerinde çoğu kez baba olur. Ama daha fazla dede olur. Ve de torunları yüzlerce, binlerce. Ancak Hulusi dedenin çok sevdiği bir torunu vardır ki gerçek torunu Ali Kentmen. Ali kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Ortaokuldasın. Evet. Dedenin izinden yürümeyi düşünüyor musun? Ya da hangi açılardan yürüyorsun? Yürümeyi düşünüyorum ama sinemada değil. Sinemada değil. Yalnız müzik ve Bahriyeli olmayı çok istiyorum. Bahriyeli olmayı. Bitince. Şimdi okulu bitirir bitirmez amacın Bahriyeli olmak. Denizci olmak. Evet. Böylece denizlerde gene Kentmenlerin ismi. Şimdi bize Hulusi Kentmen, Ali Kentmen ya da Kentmenler ikilisi ya da dede ile torun, bakın, bir keman restali sunacaklar. Evet, dinliyoruz. Hulusi Kentmen'e ve Küçük Kentmen'e gönül dolusu teşekkürler.